Yine MD4 ve MD5'e benzer bir yapıya sahip bir özet fonksiyonu da SHA-1. Bunun farkı ise bu sefer akademisyenler tarafından değil, Amerikan İstihbarat Birimi tarafından tasarlanmış olmasıdır. Blok uzunluğu aynı. Bu sefer özet uzunluğu arttırılmış durumda 160 bit. Dolayısıyla önceki resimlerde hatırlarsanız sadece A, B, C, D diye 4 32 bitlik değer varken bu sefer yanına bir tane daha eklenmiş durumda. Azıcık daha işlemler karmaşıklaştırmış durumda. Döngü sayısı da 80'e çıkartılmış durumda. Dolayısıyla MD4 ve MD5'e yapılan saldırıların burada daha zor olması beklenmektedir. Ama yıllar önce akademik olarak bir çakışmanın bulunabileceği akademik makalelerde gösterilse de insanlar uzun süre bir çakışma bulamamıştır. Çünkü bunun için 2 üzeri 60 tane işlem yapmak gerekmektedir. Dolayısıyla 10-15 yıl önceki makalede gösterilen bu saldırıyı o dönemki işlem gücüyle yapmak mümkün olmamıştır. Ama 2017 yılında Mark Stevens ve Google'ın ekibiyle onların ekran kartlarını kullanarak yaptıkları çalışmada SHA-1 için bir çakışma örneği bulunmuştur. Bu onların makalesinden aldığımız örnekte de bu çakışma. Şu şekilde bu sefer mesaj iki bloktan oluşuyor. Şu ve şu. Altta da ikinci mesajınız var. Onun da iki bloğu şu şekilde farklılıklar kırmızı ve mavi ile gösterilmiş durumda. Ama ikisini de SHA-1'e işleme soktuğunuzda özet değeri burada gözüktüğü gibi aynı çıkmaktadır. Dolayısıyla bu andan itibaren SHA-1'i birçok uygulamada kullanmamamız gerektiğini görüyoruz. Ve birçok yerden de yavaş yavaş aslında SHA-1 yerine SHA-2 ya da SHA-3 ile değiştirmeye başlamış durumda. Kırılmamış, yani şu ana kadar anlattığınız bütün özet fonksiyonlar aslında kırılmış özet fonksiyonlar. Kırılmamış özet fonksiyon örneği SHA-2 olarak verebiliriz. Bu da 2001 yılında yine NSA tarafından, Amerikan İstihbaratı tarafından tasarlanmış bir özet fonksiyon. Bu sefer özet uzunluğu çok daha fazla. O yüzden burada A, B, C, D, F, G, H diye harflerin arttığını görüyorsunuz. İşlem sayıları daha da arttırılmış durumda, biraz daha karmaşıklaştırılmış durumda. Ama şu ana kadar SHA-2'yi kırabilen bir atak olmadığı için SHA-2'nin güvenli olduğunu düşünüyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. SHA-2 benzeri bütün özet fonksiyonlar kırıldığı için elimizde kalan tek özet fonksiyonu SHA-2 ve o da kendinden önceki tasarımlara çok benziyor. Bu yüzden NIST bir felaket senaryosunu engellemek için bir yarışma yapıp bir B planımız olsun, ikinci bir özet fonksiyonumuz daha olsun diye düşündü ve bu yarışma 2007-2012 yıllarında arasında düzenlendi. 64 tane başvuru oldu. Bunun 4 tanesi Türk tasarımcılar tarafındandı. Bu yarışma boyunca akademisyenler bu özet fonksiyonları kırmaya çabalıyor. Burada bulunan atakların türü ve ne kadar kırmızı olduğu o kadar pratik atağın olduğunu gösteriyor. Bu figürde gördükleriniz ilk turda elenenler. İlk turda elenenlerin devamı da burada. Burada 3 tane Türk tasarımcıyı da görebilirsiniz. İkinci tura çıkan tek Türk algoritması Hamsi'ydi. Özgür tarafından tasarlanmış bir algoritmaydı. Gördüğünüz üzere bu ikinci turda elenen algoritmalara pek bir saldırı bulunamamış durumda. Ama Hamsi için de bir atak yoktu ama Hamsi diğerlerinden daha yavaş olduğu için elendi. Yarışmada kriterlerden birisi de bu. Güvenli olması kadar hızlı da önemli. Sonuçta SHA-2'nin yerine bir özet fonksiyon bulmaya çalıştığımız için en azından SHA-2 kadar hızlı olmasını bekliyoruz bu adayların. Finale 5 algoritma çıktı. Elenenlerin 4'ün isimleri bunlar. Kazanansa Ketçak algoritması. Bu yüzden Ketçak algoritması bu andan itibaren SHA-3 ismiyle biliniyor. Bu özet uzunlukları SHA-2 ile birebir aynı. Bunun sebebi de şu. SHA-2'yi değiştirmek isterseniz sadece yazılımsal bir değişiklik yapmanız gerekecek. Çıktı uzunlukları hala aynı olacaktır. Bir fark da şu. Şu ana kadarkiler hep bahsettiğimiz Merkle-Damgard yapısıyla üretilmiş özet fonksiyonlardı. Ketçaksa sünger yapısına sahip. Buradaki ana fikir de şu, çok daha büyük bloklardan oluşuyor.
süngeri suyla doldurmuşsunuz gibi bunu sıktığınızda bir miktar su çıkıyor. Dolayısıyla kısa miktarda çıktılar veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Sünger yapılarının böyle bir özelliği var. Şu ana kadar Şa2 için de Şa3 için de herhangi bir yani özet fonksiyonun tamamını kıran bir saldırı bulunamamış durumda. O yüzden Şa2'nin ve Şa3'ün de güvenli olduğunu düşünüyoruz. Bilinen saldırılara karşı henüz bir zafiyet göstermemiş durumdalar. Dolayısıyla kullanım amacınız ne olursa olsun Şa2 ve Şa3 dışındaki özet fonksiyonları kullanmamanız gerekiyor. Daha önceden bahsettiğimiz kırılmış özet fonksiyonlar MD4, MD5 ve Şa1'den mutlaka kaçınmanız gerekiyor. Yoksa ileride ciddi sıkıntılar yaşanabilir.